Fakat zararın büyüklüğü önemli. Aklımızdan asla çıkmaması gereken bir şeydir. Lira tarihinin en düşük değerinde. Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanının kabine toplantısında faiz indirimi kararlarını savunan, yeni faiz indirimi mesajları da verdiği konuşma döviz kurunu bir kez daha fırlattı. Erdoğan'ın konuşmaya başladığında 11 lira 33 kuruş olan dolar 11 lira 47 kuruşa çıktı. Yeni günde 13 lira 50 kuruşu gördü. Euro 15 lirayı. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam. Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı para politikası kurulu toplantısından önce AK Parti grup toplantısında kurduğu cümlelerle döviz kuru yukarı yönlü yeniden inme kazanmıştı. Bir gün sonra da bir puanlık faiz indirimiyle dolar 11 lira 30 kuruşla tarihi rekorunu kırdı. Euro 12 liranın üzerine çıktı. Hep söylüyorum. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Siyaset haftalardır kurun önlenemeyen yükselişini konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdaki artışın yatırıma, istihdama, büyümeye katkısı olacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrası yeni bir yola girdik dedi. Erdoğan'ın açıklaması başladığında 11 lira 33 kuruş seviyesindeki dolar birkaç dakika içinde 11 lira 50 kuruşa dayandı. Yeni güne 12,50 ile başladı. Şimdi kaç oldu dolar en son? 12'yi geçti. Dolar ...12,5 liraya kadar yokladı. Gün içerisinde ne siyasetçiler kuru yakalayabildi ne piyasalar. Döviz kuru tarihinin en yüksek, Türk lirası da en değersiz seviyesinde. Dolar gün içinde 13 lira 50 kuruşa yükseldi. 12 lira 70 kuruşa geriledi. Euro 14 lira 35 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 730 liranın üzerinde. Çeyrek altın fiyatı 1200 liranın. Döviz kurları serbest piyasa dinamiklerince... ...arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan... ...ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Merkez Bankası döviz kurundaki artış gerçekçi değil açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurdaki artışın fiyatlara yansımaması için uyardı. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara da göz açtırmayacağız. Hepsinin de tepesine tepesine bineceğiz. Bu ülkenin kıymetli izleyicileri bu ülkenin kıymetli insanları büyük türk milleti bakın şimdi hızlandırılmış bir vatandaşlık okulunda gibiyiz evet herkes çok acı çekiyor fakat acı en iyi öğretmen hepimiz bir yandan da hızla öğreniyoruz neyin ne olduğunu neyin nereden geldiğini biz de bunu tarif etmeyi anlatmaya çalışıyoruz emin olun bütün bu acıları hepimiz ayrı ayrı şu ya da bu biçimde yaşıyoruz bunu anlatmaya çalışırken bazen yutkunuyoruz. Bazen canımız sıkılıyor. Bazen belli oluyor, bazen belli olmuyor. Bugün süremiz uzun. Bugün saat 8.30'a kadar buradayız. O yüzden neyin ne olduğunu, olan bitenin ne manaya geldiğini tarif etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi bakın. Bugün telaffuz edildi. Bir makas dün, dün telaffuz edildi. Ha bu arada Dün telaffuz edildi derken bakın burada zaten onun saatleri de var. 22 Kasım saat 19 telaffuz edildi. 11.33 dolar 11.33 Türk lirasıydı. Ekonomide makas değiştirdik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu makas değiştirildiğine dair bizdeki, bendeki intibağı burada paylaştım sizinle. O telaffuz edildi. Sonra 22 Kasım, yarım saat sonrası 19.30, 11.47 oldu. Bugün 23 Kasım 15.30. 13.50 oldu. Bunu gördü. Şimdi 12 60 70 bilmiyoruz hangimiz biliyoruz. Onu da doğrusu bilmiyorum. Takip etmek çok zor.